Evet, bu ev anılarla doluyor. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Bazen sizin anne oğul da birlikte büyür. Birlikte büyüdüğünüz evlerin anıları da bu evin içerisine giriyor ve dönüşsün de istiyoruz. Siz çok zor anılardan geçtiniz ya beraber. O zor anılar çok böyle tepede. O zor anıları böyle biraz sıyırıp sıyırıp güzel anılara bakmamız lazım. O yüzden istiyorum ki aklınıza gelen bütün bu anne oğulluk yolculuğunuzda güzel anılardan hatırlayalım. Buyurunuz ilk aklımıza gelenlerden başlayalım. Sen başta annene yardımcı olalım. Adadaydık. Dayımın bir tane sandalı vardı veya başkasının sandalıydı. Orayı tam hatırlamıyorum ama o sandala bindi. Bana Şomo diyorlardı. İşte gel Şomo gezelim dedi. Ben de denizden çıkıp o sandala binmek istemedim. Çünkü denizden çıkmak istemiyorum. Yani o suya temas edeceğim. Bir tane böyle simit buldu. O simite bir tane ip bağladı. İpi sandala bağladı. Şimdi o sandalı çekiyor. O çektikçe ben de o denizin içindeyim. İp simite bağlı. Ben de onu takip ediyorum. Açıldı. Bayağı açıldı. Bayağı açıldı. İyi anı anlatalım diyoruz da o sandalın içinde dayım içiyormuş. Yani içiyormuş. Tabii o güneşin alnında zaten sarhoş. Bir de o içince sandalda sızmış. Sürüklenmeye başladı. O simidin içerisinde ben hatırlamıyorum. Ben de uyudum. Şimdi biz ortadan kaybolduk. Annem beni aramaya başlamış. Yücel yok, Yücel yok, Yücel yok, Yücel yok. Ada, işte ada halkı beni arıyor. Sonra babam demiş ki Veysi de yok. Yani Veysi benim dayım. Arıyorlar, tarıyorlar, yokuz. Ondan sonra en son dürbünle bir tane kaptan böyle açıklara bakıyor. Ta çok ileride böyle nokta kadar bir şey görüyor. O noktaya doğru annem bir tane teknenin içinde hareket ediyorlar. Ben annemin yani ağlama sesiyle mi, haykırış sesiyle mi, sevinme sesiyle mi ne kendime geldiğimi hatırlıyorum. Orada annem beni işte çektiler, annemin kucağına sarıldım. Böyle hiç unutmuyorum. Yine kırmızı böyle bir şeyim Şey, vardı. kırmızı kadife Ha, şey. kadife, o havlu Kadife gibi. havlu Ona elbise. böyle bir sarıldım, o sıcaklık. Ona sarılıyordum ya böyle, üşümüşsün böyle, ona şey yaptım, hem annemin sıcaklığı. Ona böyle yanağımı yasladım, o sıcaklığı hala böyle hissediyorum. Bir anı senden Gülsüm anne. Vallahi en büyük anım benim. Bir çocuğunuz bir şey hani fetheder, bir okulu kazanır, bir şey onun gibi. Anne dedi ben bir tiyatro yazdım dedi. İşte herkese haber ver dedi. Onun yazdığı bir oyunu seyrettik. Belediye başkanları hepsi oradaydı. O bana öyle bir gurur yaşattı ki. Bir yandan o gururu var ya ben hiç aklımdan silemem. Öyle bir hoşuma gitti, öyle bir hoşuma benim çocuğum. Dedim tiyatrocu olmuş dedim. Ne güzel dedim bir şey yazmış dedim. Hiç unutamam yani o anımı.